arkadaşlar. Bu videomuzda eşkenar dörtgenden bahsedeceğiz. Eşkenar dörtgen özel bir paralel kenardır. Demişiz ki bütün kenar uzunlukları eşit olan paralel kenara eşkenar dörtgen denir. Paralel kenarın özelliklerini sağlar. Yine karşılıklı kenarlar birbirine paralel. Hatta burada tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir. Her bir kenar uzunluğunu A deriz. Paralel kenarda olduğu gibi çaprazdaki açılar birbirine eşit. Yani B açısıyla D açısı, A açısıyla C açısı birbirine eşit olmak durumundadır. Bunu şöyle bir örnekle gösterecek olursak. Örneğimizde ABCD eşkenar dörtgen diyor yani tüm kenarlar aslında birbirine eşit. BAD açısı 6x artı 5 olarak BCD açısı 5x artı 30 olarak verilmiş. E dedik ki şu çaprazdaki açılar birbirine eşitti. Yani 6x artı 5 ile 5x artı 30 birbirine eşit olacak. X dediğimiz şey buradan 25. E O zaman x'imiz 25 ise x'i yerine yazdığımızda 6 çarpı 25 artı 5'ten bu kısım 155 olur. E Bu açı 155 ise şu abc açısı soruluyor. Bunu alfa diyelim. İkisinin toplamı yani 155 ile alfanın toplamı 180'dir deriz. Çünkü ad ile bc birbirine paralel Alfa da buradan 25 olacaktır. Diğer örneğimiz de şöyle. ABCD eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgende tüm kenarlar birbirine eşit. Yani AB, BC, CD, DA birbirine eşit. AC köşegen olarak verilmiş. AB ile AE birbirine eşit. BAE açısı 40 derece. EAC yani x'i arıyoruz. Şimdi ABE üçgeninde bakacak olursak burası 40. Dolayısıyla şu AB ile A'ya birbirine eşitse bunlar birbirine eşit. B ve E açıları o zaman 40 180'den çıkarırsak 142 eşit parça. Arkadaşlar bu videomuzda eşkenar dörtgenin özel durumlarından yani paralel kenarda olmayan sadece eşkenar dörtgene has özelliklerinden bahsedeceğiz. Eşkenar dörtgende köşegenler dik kesişir ve birbirini ortalar. Köşegenler dik kesişmesi aslında tüm kenarların yani A, B, A, D, D, C, B, C eşit olup mesela şöyle ABC B, C üçgeninin ikiz kenar olması ya da A, D, C üçgeninin ikiz kenar olmasından kaynaklanır. Köşegenlerin ortalaması aslında paralel kenarda da vardı. Burada sadece ekstra olarak AC ile BD dik kesişir. Yine A, O, O, C, B, o, o, eşittir. Bunu şöyle bir örnekle gösterelim. ABCD eşkenar dörtgen AC ile BD'nin kesişimi o noktası. AC uzunluğu 10. Köşegenler birbirini ortalıyordu. O zaman bunlar 5'e 5 diye ayrılır. BD uzunluğu 24. 12'ye 12 diye ayrılacaktır. Bize sorulan eşkenar dörtgenin çevresi ve eşkenar dörtgen olduğu için aslında köşegenler dik kesişir. O zaman şurada oluşan herhangi bir üçgen 5, 12, 13 üçgeni hani özel bir üçgende dik üçgende. O zaman bütün kenarlar birbirine eşit işte eşkenar dörtgen olduğu için. Çevre soruluyorsa dört kenarda 13 birim bulmuşsak o zaman çevremiz 52 olacaktır. Diğer örneğimize bakacak olursak ABC'de eşkenar dörtgen. AC ile BD kesişimi O noktası yani köşegenlerin kesim noktası OH dik. dik. OH uzunluğu 8, HC uzunluğu 4. Eşkenar dörtgende köşegenler dik kesir. Birbirini ortalar dedik. Burada BD'yi arıyoruz. O zaman biz şu kısımlara X'e X dersek aradığımız aslında 2X. E, BOC üçgenine bakacak olursak şurada oluşan BOC üçgeninde dikten dikilmiş. Yani öklit uyguladığımızda yani OH'ın karesi eşittir BH çarpı HC olursa eşkenar dörtgende bir diğer özel durum köşegenlerin açı olması. Dedik ki eşkenar dörtgende tüm kenarlar birbirine eşit. Hatta köşegenler dik kesişir. Burada oluşan mesela ABC gibi bir üçgenimiz var. Tüm kenarlar birbirine eşit o zaman şu ikisi aynı. Dolayısıyla ABC ikizkenar bir üçgen. İkizkenar üçgende indirilen dikme hem tabanı hem de açıyı iki eşit parçaya böler. Köşegenlerin açı ortayı olmasının sebebi budur. Bu genelde açı sorularında işimize çok fazla yarar. Bunu şöyle bir örnekle gösterecek olursak. ABCD eşkenar dörtgen, BD köşegen, BE ile CD eşit verilmiş, ABD açısıyla ECD açısı eşitlenmiş, BAD yani şu kısmı soruyoruz. Bu açıyı bulabilmek için önce köşegen verildiği için eşkenar dörtgende şuralara alfaya alfa diyelim. Köşegen açı ortaydı. E o zaman tam karşısındaki buralar da alfaya alfa olur. Bu bir eşkenar dörtgense tüm kenarlar eşit. Yani CD, BC, AB, AD eşit. CD ile BE eşitti. E o zaman burada BEC üçgeni de bir ikizkenar üçgen olur. E bu ABD açısıyla ECD açısı birbirine eşit. Alfa diyorsak burası da alfa ve şu üçgende iki iç açının toplamı bir dış açı. O zaman buraya 2 alfa diyelim. Madem BEC üçgeni ikiz kenar bir üçgen, 2 alfa ise E açısı, C açısına da 2 alfa kalır. O zaman BEC'nin açıları alfa, 2 alfa ve 2 alfa. Toplamları 180 dersek 5 alfa buradan 180'e alfa dediğimiz şey 36'ya eşittir. Alfa'yı 36 bulduk. E şuradaki açı 3 alfa aynı zamanda hani çaprazdaki açılar birbirine eşitti. BCD açısıyla BAD açısı aynı. 3 alfa ise zaman istenilen de 3 alfa. BAD yani 3 alfa arıyorsak alfayı da 36 bulduysak yerine yazdığımızda 3 çarpı 36'dan 108 olur doğrusu sonucumuz. Diğer sorumuz da şöyle. ABCD eşkenar dörtgen BD köşegen yine köşegen verilmiş. O zaman hemen ben şu açılara eşit Alfaya alfa diyelim. Bunların hepsi ABD açısıyla CDE açısı eşit. o zaman burası da alfa olur. Hemen BD Bu videomuzda eşkenar dörtgenin alan formüllerinden bahsedeceğiz. Birkaç durumu vardır. Eşkenar dörtgende tüm kenarlar birbirine eşitti. Dolayısıyla BC, DC birbirine eşit. Paralel kenarda olduğu gibi taban, çarpı, yükseklik yani BC çarpı AK BC'ye ait yükseklik veya DC çarpı AH şeklinde bulabiliriz. Dolayısıyla BC ile DC aynı olduğundan AH ile aslında AK da birbirine eşit. Yani yüksekliği hangi kenardan çekersek çekelim yükseklikler birbirine eşit olacaktır. Veya bir diğer formülümüz aslında köşegenlerin dik kesişmesi durumu, dörtgenlerin hepsinde geçerlidir. Eşkenar dörtgende köşegenler dik kesişiyor. Köşegenler çarpımı bölü 2 bize alanı verir. Hani köşegenler çarpımı aradaki açının sinüsü bölü 2, e sin 91 olduğu için AC çarpı BD bölü 2 alandır. Bunları şöyle örnekte kullanacak olursak. Burada ABC'de eşkenar dörtgen, e, BC'ye dik verilmiş. BE 2AE eşit. O zaman ben şu kısmı A dersem burası 2A olacak. EH uzunluğu 8. DA uzunluğu yani aslında bir kenarımız 15. E DA ile BC bütün kenarlar aynı olduğu için birbirine eşit. Alan soruluyor. Yükseklik lazım. Sonuçta EH bir yükseklik ama karşı kenardan gelmemiş. Dolayısıyla şöyle A'dan bir yükseklik indirip şu ikisi birbirine paraleldir desek. E burada şuraya haş dediğimizde haşı bulmak için temel orantı uygulasak. 2A'nın tamamı 3A'yı oranı. 2A'nın 3 aya oranı eşit olacak. 8'in haşa E A'lar sadeleştiğinde içler dışlar çarpma yaparsak 2H buradan 24. Haş dediğimiz şey 12 olur. E zaten tabanımız 15'te Alan için yükseklik 12 bulduk. Taban çarpı yükseklik bize alanı verecektir. Alan da 180 olur. Bir diğer sorumuzda şekilde ABCD eşkenar dörtgeni biçimindeki bir tarlanın dışındaki E noktasında bulunan burhan görülmektedir. Bakın şurası burada bir burhan var. BE ile ED dikmiş. EB, ED uzunluğu 8 kökki birim ea uzunluğu 2 ise eşkenar dörtgenin alanı nedir diyor. Bir kere şu köşegeni birleştirsek. EBD üçgeni 8 kök 8 kök olduğu için ikizkenar bir üçgen. Dik üçgen aynı zamanda ile de eşit olduğu için yani 45 45 90 üçgeni. Şu AC köşegenini de birleştirdiğimizde köşegenler birbirini ortalar. Dik kesişir dedik.